Tema değerlendirme çalışmaları. Geri dönüşümün yararları nelerdir? Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun ve tüketimin artması nedeniyle her geçen gün azalmaktadır. Bundan ötürü doğal kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Geri dönüşüm işlemi sayesinde doğal kaynaklarımızı daha az kullanarak onları korumuş oluruz. Örneğin, kağıdı geri dönüştürerek ağaç kesimini azaltıp ormanların yok olmasını engelleriz. Lastiği geri dönüştürerek petrol kaynaklarının tükenmesini önlemiş oluruz. Enerji tasarrufu sağlanır, geri dönüşüm sürecinde uygulanan işlemler daha azdır. Bu nedenle önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanır. Örneğin, bir alüminyum kutunun geri dönüşümüyle %95, kağıdın geri dönüşümüyle %60 oranında enerji tasarrufu sağlanır. Yani bir kutuyu doğadan üretmek yerine, atık bir kutuyu dönüştürerek ürettiğimizde, harcayacağımız enerjinin yalnızca %5 ini kullanmamız yeterli olur. Fatih Erdoğan, Keriman Güldiken 1. Dördüncü soruları metne göre cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararları arasında sayılamaz? D. Yeni binaların yapılması için maddi kazanç elde ederiz. 2. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklarımızın tüketilmesinin nedenlerinden biri değildir? A. Atık kağıtların geri dönüşümü. 3. Aşağıdakilerden hangisi metnin ana fikridir? B. Geri dönüşümle birlikte doğal kaynaklarımızı koruruz. 4 metinde iki nokta, nin kullanıldığı bir cümle yazınız. Bu cümlede iki noktanın kullanılmasının nedenlerini açıklayınız. Enerji tasarrufu sağlanır, geri dönüşüm sürecinde uygulanan işlemler daha azdır. İki noktanın kullanılmasının sebebi, cümleden sonra açıklama yapılacak olmasıdır. Küçük tavşan kış için hazırlık yapıyordu. Her gün erkenden kalkıyor, nerelerde daha fazla yiyecek bulabilirim diye düşünüyor, kahvaltısını yapıp yollara düşüyordu. O gün evden çıktı. Çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu ormana doğru yol aldı. Yolda yürürken birçok hayvanın ve böceğin kış için hazırlık yaptığını gördü. Onlarla selamlaşarak yoluna devam etti. Ormana vardığında öyle olmak üzereydi. Hızlıca yiyecek toplamaya başladı taşıyabileceği kadar yiyeceği toplar toplamaz evine doğru yola çıktı. Biraz ilerlemişti ki sert bir rüzgarla sendeledi. Güneş birdenbire bulutların arkasında kayboldu. Tuhaf bir korkuya kapıldı. Az sonra ağaçların dallarının arasından bir gölge belirdi. Bu sözü edilen o bozayı olmalıydı. 5-9 Soruları yukarıdaki paragrafa göre tamamlayınız. 5 paragraf hangi tür bir metinden alınmıştır? Metnin türü hikayedir. 6. Paragrafa uygun bir başlık belirleyip yazınız. Kışa hazırlık. 7. Paragrafı devam ettirerek hikayeyi tamamlayınız. Boz ayı tavşana selam vererek ne yaptığını sordu. Tavşan sesi titreyerek, kış için hazırlık yaptığını ve yiyecek topladığını söyledi. Boz ayı tavşanın korktuğunu anladı ve benden korkma, ben de senin gibi yiyecek arıyorum, benden sana zarar gelmez dedi. Ormanın derinlerine daha fazla ilerlememesini ve onun için tehlikeli olabileceğini söyledi. Tavşan boz ayıya teşekkür ederek hemen evinin yolunu tuttu ve bir daha evinden fazla uzaklaşmadı. 8. Paragrafta geçen iki eş sesli kelimeyi yazınız. Bu kelimeleri iki farklı anlamıyla cümle içerisinde kullanınız. Boz. Kurtlar boz rengindeydi. Oyuncağım bozuldu. Düş. Arkadaşım koşarken düştü. Düşümde kırlarda koşuyordum. 9. Paragrafta hayali ve gerçek öğeleri belirleyerek söyleyiniz. Hayali öğeler, hayvanların birbirleriyle selamlaşması. Gerçek öğeler, hayvanların kış için hazırlık yapması. Güneşin bulutların arkasında kalması. 10. Doğa ve evren temasındaki hikaye edici türdeki yazma çalışmalarınızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. Yazma konumu belirledim. Yazmaya başlamadan önce konuyu, olayı, kişileri, yeri ve zamanı zihnimde tasarladım. Büyük harflerin yazımına dikkat ettim. Yazılarıma başlık koymayı unutmadım. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bıraktım. Yazım ve noktalama kurallarına uydum. Herhangi bir olayı veya etkinliği oluş sırası içinde yazdım. Yazımı bitirdikten sonra birkaç kez okudum. Yazım ve noktalama yanlışlarımı fark edip bunları düzelttim. Yazdıklarımı arkadaşlarımla paylaştım. Cevabı hayır olan ölçütleriniz için yapmanız gerekenleri açıklayınız. Cevabı hayır olan ölçütlerim için daha dikkatli olmalıyım. 11. Doğa ve Evren temasında en çok hangi metni ve etkinliği beğendiniz? Nedenleriyle birlikte yazınız. Ben yağmur şiirini çok beğendim. Çünkü yağmurun sesini dinlemek bana huzur verdiği için yağmur şiirini okumak hoşuma gitti. Ayrıca Yağmur şiirinin etkinlikleri çok kolaydı. 12. Doğa ve evren temasındaki dinleme ve konuşma etkinliklerinde uyduğunuz kurallar nelerdir? Bu süreçlerle ilgili eksikliklerinizi gidermek için yapmanız gereken çalışmaları açıklayınız. Dinleme etkinliklerinde konuşan kişinin dikkatini dağıtmadan, konuşmacının sözünü kesmeden dikkatimizi konuşmacıya vererek dinlememiz gerektiğini Konuşma etkinliklerinde ise ses tonu ve beden dilini etkili kullanmamız, göz teması kurarak konuşma yapmamız gerektiğini öğrendim. Eksikliklerimi gidermek için daha dikkatli olmalıyım. Sonraki derse hazırlık. 1. Çalabildiğiniz bir müzik aleti var mı? Varsa ve taşınabiliyorsa sınıfa getiriniz. Flüt çalmayı öğrenmiştim. 2. Müziğin önemi hakkında bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı hazırlarken birkaç kez prova yapınız. Bebekliğimizde ninni gibi müziklerle uyur. Çocukluk yıllarında saymacalar, tekerlemeler ve müzikli oyunlarla oynar. Yetişkinlik yıllarında da çok çeşitli, çok yönlü ve kapsamlı bir müzik ortamı içinde yaşarız. Bu sebeple müzik önemlidir ve hayatımızın her döneminde yer almıştır. <laughs>